Faiz üzerine kurulu bir mali sistem olmadığında, insanlar paralarını cimrilik edip saklamadıklarında, cömert olup üretime yöneldiklerinde, ellerindeki parayı hareketlendirdiklerinde, sadaka verdiklerinde ve en önemlisi kendilerine mal ve zenginliği verecek olanın Yüce Rabbimiz Allah olduğuna kalpten inanarak ona tevekkül ettiklerinde böyle bir mali krizin gerçekleşmesi imkansızdır. Böyle bir sistem içinde insanların yoksullaşması mümkün olmaz. Zenginler fakirlere yardım ettiklerinde onların da alım gücü olacak ve bu da üretimi gerektirecektir. Üretim arttığında ve insanların da alım gücü olduğunda fabrikalar işleyecek, satış yüksek oranda artacaktır. Piyasa bir anda hareketlenecek, bankalarda ve yastık altlarında saklı tutulan ve hiç kimseye fayda getirmeyen paralar piyasaya dahil edilmiş olacaktır. Yoksul halk zenginleşecek, zengin halk da daha da zenginleşecektir. Saklanan paraların ortaya çıkmasının bereketi elbette ki çok büyük olacaktır. Bu tüm dünyada tüm ülkelerin sorunlarını kesin olarak ortadan kaldıracak yegane çözümdür. Kuşkusuz ki bu çözüm krizin ortadan kalkması için tek ve en mantıklı yoldur. Fakat her şeyin ötesinde bu çözüm Kur'an ahlakına uygun olan çözümdür. Kur'an ahlakına göre hareket edildiğinde Allah'ın yardımı ve icabeti kuşkusuz ki büyük olacaktır. Allah Kur'an ahlakına göre hareket etmenin bereketini insanlara gösterecektir. Yüce Rabbimiz ayetinde kullarına vaat etmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki sadaka veren erkekler ile sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler onlar için kat kat arttırılır. Ve kerim üstün ve onurlu olan ecir de onlarındır. Hadid suresi 18. ayet.